Yarattığı zararlı şeylerin şerrinden Allahu Teala'nın tas tamam eksiksiz kelimelerine sığınırım. Her akşam 3 kere okunacak. Faziletleri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim akşamladığında 3 kere bu duayı derse, o kişiye o gecenin ısıran ve sokan hiçbir hayvanın zehirli iğnesinin sokması zarar vermez. Hadis-i şerifin ravilerinden Süheyl radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Ev halkımız bunu öğrenmişlerdi ve her gece söylüyorlardı. Bir keresinde bunlardan bir kız çocuğu zehirli bir hayvan tarafından sokuldu. Fakat bu duanın bereketiyle bunun acısını duymadı. İmam-ı Rabbani Hazretleri talebeleriyle beraber bir yolculuğa çıkmıştı. Bu yolculuk esnasında konaklamak için bir kervansaraya indiler. Hazreti İmam oraya iner inmez etrafındaki dostlarına şöyle buyurdu. Bugün buraya bir bela, musibet geleceğini ve buradakilere sirayet edeceğini görüyorum. Arkadaşlarımız birbirlerine söylesinler de herkes Bismillahillezî la yedurru me'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huves-semîul alim duasıyla Euzu bi kelimâtillâhit-tammâti min şerri mâ halak duasını tekrar tekrar okusunlar. Çünkü bu duayı kim okursa Allahu Teala o kimseyi ve malını korur. İmam-ı Rabbani Hazretleri etrafındaki dostlarını bu şekilde uyarıp zikredilen duaları okumayı tavsiye ettikten sonra henüz 2 saat geçti geçmedi ki o kaldıkları kervansarayda büyük bir yangın çıktı. O kadar uğraşmalarına rağmen yangını bir türlü söndüremediler ve malların çoğu yanıp telef oldu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin müritlerinin hepsinin malları da canları da yanmamıştı. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretlerinin müritlerinden olan Mevlana Abdülmümin Lahori'nin ise malları yanmıştı. O da sıkıntı ve mihnet içerisinde huzura çıktı ve bu durumu arz etti. Hazreti İmam ona "Hiç kimse size okunması icap eden duaları söylemedi mi?" buyurdu. Meğer arkadaşları ona bu duaların okunması gerektiğini söylemeyi unutmuşlardı.